İşte bizim referandumda söylediğimiz buydu. Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmiştik. Bu düzen size de zarar verecek, ülkeye de zarar verecek demiştik. Bakın vermeye başladı. Ege ve Marmara bölgeleri genişletilmiş baro başkanları toplantısı Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları iki gün sürecek toplantıda hukukun ve yargının sorunlarını tartışacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu açılış konuşmasında Rahip Brunson krizine değindi. Türkiye şu anda bir süper devletin güçlü ekonomisine ve silahlarına dayanarak yönelttiği ağır bir tehdit altındadır. Türkiye Cumhuriyeti bu tehdide hiçbir şart altında boyun eğmeyecektir. Feyzioğlu'na göre Amerika Birleşik Devletleri kabadayılık yapıyor. Bunu bir nükleer gücüne ve ekonomik gücüne, askeri gücüne dayanılarak yapılan bir kabadayılık olarak görüyorum. Barolar Birliği Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı üzerindeki yetkilerini Amerika'nın fırsata çevirdiği görüşünde. Tutuklama sebebi yoksa tahliye edilmelidir. Tutuklama sebebi varsa da Trump Türkiye'yi tehdit etti diye hiçbir şekilde tahliye edilmemelidir. Burası kabile devleti değildir. Ama dışarıya verdiğimiz ve içeriye verdiğimiz algı Sayın Cumhurbaşkanı'nın HSK üzerinde etki sahibi olduğudur. Bu da bizi sen istersen tutuklatırsın, istersen tahliye ettirirsin şeklinde kabile devletlerine yöneltilen suçlamalar benzeri suçlamalara maruz bırakmaktadır. Feyzioğlu, Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarını da eleştirdi. Dün Sayın Maliye Bakanı'nın açıklamalarını dikkatle dinledim. İçinde bir cümle bile en temel konu olan hukuki güvenlik konusuna değinilmediğini kaygıyla gördüm. Toplantıdan Cumhurbaşkanı'na bir çağrı da yapıldı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunuyorum. Sadece kendi gibi düşünenleri değil, farklı düşünenleri de davet ederek neyi nasıl daha güzel yapabileceğimizi haydi konuşalım. Türkiye %50'den oluşmuyor. Türkiye %100'den oluşuyor ve bir süper güç eğer Türkiye'yi ekonomisiyle, dolarıyla tehdit ediyorsa bu ciddidir. %100'ün kenetlenmesi gerekir. %100'ün kenetlenmesini sağlamak da öncelikle şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın görevidir. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Dikeni battığı yerden çıkaralım. Yapısal reform konuşulurken yargının konuşulmamasını son derece yanlış buluyorum. Hiçbir yapısal reform...